Hoş geldiniz Zincirleme Reaksiyonu'na. Aşk kutsal kutsal dedik. Peki o halde neden kirletiyoruz bu aşkı, neden aldatıyoruz? Ya eninde sonunda bitiyor. Duymaktan hoşnut olmasak da. Ay Serhat Bey, direkt net bir şeyler. Daha başlarken eninde sonunda bitiyor valla. Yani, ama dönüşüyor, başka işte bir şey oluyor. Şöyle, şimdi aşk tanımadığımız birine karşı hissettiğimiz duygudur. Tanıma kavramı sevgiyi doğurur. Aşk bizim karşıdakine yüklediğimiz anlamlardır. Ve biz birçok kez aşkla sevgiyi karıştırırız. Görür görmez çok sevdim ya da çok seviyorum diye tanımadan oluşan duygu beğenidir, hoşlanmadır, aşktır. Şimdi hal böyle olunca tanıdıkça da bize uymayan taraflarıyla karşılaşıyoruz. Ya da yüklediğimiz anlama karşılık bulamadığımızda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Böyle olunca ne oluyor aslında baktığımızda? Aşk kişinin kendi senaryosudur. Kendi senaryosuna uygun bir oyuncu bulup ona yüklediği anlamdır. Eğer karşıdaki kişi o aktör veya aktris rolünü karşılamıyorsa da biz kandırıldığımızı düşünüyoruz. Hı. Verdiğimiz değeri hak edilmediğini düşünüyoruz veya bir süre sonra karşıdakinin değiştiğini zannediyoruz. Hı. Geriye dönüp baktığınızda aslında belki de hep aynıydı. Biz ona çok anlam yükledik, çok değer atfettik, gözümüzde çok büyüttük ve onun bazı vasıflarına müthiş bir anlam yükledik işte. Öyle bir bakış kimsede yok. Öyle bir bakıyor ki diye anlamlandırıyor. Ve o sırada hemen şiirler, şarkılar yazıyor. Şiirler, şarkılar evet. Öykü Hanım da seslendiriyor. Evet, çok güzel sesiyle. Mutlu. Şimdi ne oluyor? Bir süre sonra kirleniyor mu? Evet, kirleniyor, kirletiliyor. Aslında sevgi de kirletilebiliyor. Bunun kesin olarak hani sosyal bilimlerde kati bir kural yok ama herkes aşkı kirletmiyor, herkes sevgiyi kirletmiyor. Orada da iki tane parametre çıkıyor. Kişilik özelliklerimiz devreye gidiyor. Bir de ilişkiyle ilgili olan boyutlar devreye giriyor. Yani aslında altını çizmemiz gereken en temel nokta da şudur. Aldatmanın haklı bir nedeni yoktur. Nedeni ne olursa olsun aldatma hani haklı bir neden olmayan bir eylemdir. Bunun altında hani aşk bitmiş diyebiliriz, evlilik kötüye gidiyor diyebiliriz, romantik ilişki ivmesi kaymış olabilir, düşmüş olabilir diyebiliriz. Ama bunların hiçbiri yine de aldatmayı haklı kılmayacağı için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Çünkü şundan dolayı aldatılıyor veya aldatma oluyor dersek sanki bir neden bulmuş oluyoruz ve o nedene sahip olan insanları da adeta temize çıkarmış gibi oluyoruz. Evet. Şimdi nedenler vardır, gerekçeler vardır kişilikle ilgili veya ilişkinin yapısıyla ilgili ama bunların hiçbiri aldatmayı haklı kılmıyor, o ayrı bir şey. Evet, evet. Siz az önce dediniz ki hiç böyle gelen var mı danışanlarınızdan aşık bir şekilde perişan halde kapınıza diye çok acı çekerek gelen var dediniz. Hemen aklıma aldığım şu not geldi. Aldatılma sonrasında da bu travmayı yaşayanlar için bir yöntem uygulanıyormuş. EMDR yöntemi diye. Bu aynı zamanda depremzedeler ve savaş mağdurlarına da uygulanan bir duyarsızlaştırma yöntemiymiş. Ve işte bu denli hasar verdiğini bu durumun ortaya çıkarıyormuş aslında. Yani düşünün savaş veya deprem felaketinde yaşanan acı kadar büyük bir acı duyuyormuş insanlar. Ben çok etkilendim bu bunun sonuçta. Bunun bir ismi de var. Her ne kadar tanı sistemine girmemiş olsa da aldatılma sonrası stres bozukluğu. Çünkü travma sonrası stres bozukluğuna benzer yönler var işte. Özellikle mesela gördüğü görüntüleri sürekli aklında tekrarlama, tekrarlayıcı düşüncelere sahip olma. Bu düşüncelerden kurtulamama gibi durumlarda tabii ki benzerlikleri var. Ama her bu tür travma yaşayan kişi aynı şeyi yaşamıyor tabii ki. Yani %30-60 arasında bir kaygı ve depresyon belirtisi görüldüğü söyleniyor. Ama zaman içinde insanlar kendini onarıyor tabii ki. Ama çok kaygılı bağlanma stiline sahipseniz ya da yaşadığınız bu incinmeleri çok gözünüzde büyütüyorsanız, yangına körükle gitmeye devam ediyorsanız o zaman tabii ki bir bozukluğa dönüşüyor. EMDR eğitimi almadım ben. Tabii ki tekniklerden bir tanesi ama terapide zaten yapılan şey şudur. Kişinin bu ilişkiye yönelik, kendisine yönelik farkındalığını artırmaktır. Neden bu kadar yoğun bir tepki veriyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Aldatmanın temelinde nasıl bir güdü olabilir? Tamamen bence aldatmanın bir kere tamamen kişinin kendine ait bir duygusu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu nasıl izah edeyim bilmiyorum ama şöyle bir başkasını suçlama bahanesi Serhat Bey'in dediği gibi yani şundan dolayı böyle bundan dolayı böyle bahanelere sığınarak insan yaşadığı ya da yaşamadığı duyguların bedelini hiç kimseye ödetmemeli bence. Yani yaşamak istediği hayatla yaşadığı hayat arasında sıkışıp kalıyorsa onun sebebi yine insanın kendi kalbi ve zihnidir. Bir başkası değildir yani bence. Bir de bu yani kendini tamamlayamamış birinin bence yaptığı bir eylem. Çünkü ya da onay alma duygusu
Ve bence en dikkat çekici olan tarafı da değersiz hissetmesi bence. Çünkü eğer bir ilişkide değersizlik duygusu varsa, bir başkasından değerli görünmek için, onay almak için, ilgi görmek için insanlar bu yola başvuruyor olabilirler. Çünkü ben onun orada yani bir macera olarak mı oluyor Serhat Bey? Daha çok hani şekline bağlı, sürecine ne sebep, bağlı. Evet yani ben onu şey yapamam ama hani teknik olarak sizin kadar iyi değerlendiremeyebilirim ama belki bunun bir zamanı da yok. Belki ne bileyim hani tamamen çok kişisel yani herkesin biraz önce programın başında konuştuğumuz yani karakteriyle alakalı, genleriyle alakalı yani bence tamamen güvensizlik. Yani özgüven eksikliği. Evet. Yani kıskançlık da öyledir ya. Yani özgüven eksikliğidir kişinin. Ama yani o beni kıskanıyor dersin. Yani kişinin aslında ağzından çıkan laf, hepimiz aslında buna hiç dikkat etmiyoruz. Evet. Bir başkasıymış, bir başkasına aitmiş gibi söylüyoruz ama yani kelamımız neyse davranışımız da o oluyor. Bizim evet. Öyle fikir, oluyor. Fikir olayı gibi. Evet. Aynen. Öykün dediği gibi değersizlik hissi, özgüven eksikliği nedir mesela aldatan insanların varsa ortak özellikleri? Ya birkaç alt neden var aslında. İşte mesela kişi kendini değersiz hissediyorsa başka bir bedende, başka bir ruhta, başka birinin gözünde onu tamamlamaya çalışıyor. Evet. Yani varoluşunu aslında eksiklik duygusunu tamamlamaya bir varoluşunu tamamlama arzusu olabiliyor. Mesela birçok araştırma var. Erkeklerin aldatmalarını her zaman evliliklerin anlamlı bir neden olmayabiliyor. Yani bir erkek evliliği çok kötü olduğu için aldatmayabiliyor. İngiltere'deki araştırma diyor ki aldatan 100 erkeğe sormuşlar. 89'u aldattığı eşinin diğer kadından güzellik olarak, eğitim olarak, kariyer olarak, karakter olarak daha üstün olduğunu söylüyor. Eşini aldatmış ama aldatan eş diğer ikinci kadında daha üstün olarak tanımlanıyor. Peki neden aldattınız diye arkasında soru geliyor. İşte biri diyor ki evet evliliğimde istediğim takdiri ve övgüyü göremiyorum. Bir başkası diyor ki özel hayatımız oldukça kötü. Bir başkası diyor ki o kadar diyor kendimi ihmal ettim ki buradan tutunmak istedim diyor. Belki tükenmişlikle de ilişkili bir durum aslında bu. Yani herkesin orada aradığı duygu, aradığı varoluş farklı. Biri arzu peşinde, biri has peşinde, biri kendini bulma peşinde. Bazen de boşanamayan aldatıyor. Bakın boşanamayan aldatıyor. Bu vasıtayla evliliği bitirmek için bir gerekçe olabiliyor. Aldatıyor ve kendini bile bile aslında yakalandırıyor. Çünkü başka türlü boşanamıyor. Oh. Ay ben bunların hepsini neye bağlıyorum biliyor musunuz? İnsanın nefsine. Çünkü söylediğiniz her şey bir ben var benden içeri. Biraz önce konuştuk. Nefsini doyurmaya çalıştığın evet. Bir şey. Bu duygusal, ne kadar fiziksel. Aslında, evet. Ay yani bu gerçekten bu çok benim için çok üzücü. Yani evet. Keşke nefsimizle kendi öz benliğimizi ayırmayı başarabilsek çünkü söylediklerinizin hepsi bana kalırsa yani bir başka beni doyurmak için fiziksel ve tamamen maneviyattan uzak bir tarafta başka bir benliği o egoyu beslemek için yapılan şeyler yani evet. Ne kadar şey çok üzücü gerçekten çok üzücü çok peki, acı çok kederli bu benim için peki buradan yola çıkarak Öykün dediklerinden ilişki biçimleri sığlaştı mı son zamanlarda işte bazı istatistikler dünyada Türkiye'de bu oranların arttığını gösteriyor böyle bir durum mu var yoksa zaten insanın temelinde motivasyonunda içgüdüsünde geninde bu mu var? Çok enteresan bir bakanlık türü var. Yalnızlık Bakanlığı. Dünyada iki ülkede Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Birisi de Japonya'da. Şimdi yalnızlık bir salgın halinde büyüyor aslında. Bu narsizmi besleyen de bir süreç. 1960'lardan 70'lerden itibaren yükselen bir narsist eğilim var. Bu arada açıklama olarak şunu söylemek isterim. Karanlık üçlü diye bir kişilik eğilimi var. Narsizm, psikopati ve makyavelizm. Bu üç eğilimde zaten aldatma eğilimi çok yüksek. Manipülasyon da çok yüksek. Yani, narsizm, makyavelizm, psikopati. Psikopati, psikopati. Evet. Yani klinik tanı almayacak seviyede kişilik eğilimi. Şimdi bu insanlarda zaten vicdan çok yeterli düzeyde olmadığı için. Evet, işte o yüzden, biraz önce söylediğiniz farkındalık. Evet, nefisleriyle de çok böyle mücadele edip bunu normali çevirmeleri biraz zor. Hatta şöyle bir araştırma var, çok ilgimi çekti. İnsanların çok büyük bir kısmı vicdanen daha yüksek olmayı istiyormuş aslında. Ve eğer bir narsist eğilimi olan bir kişi ya da psikopati eğilimi olan bir kişi
bir konuda karar verirse ve değişmek isterse 4 ay pratik yaptığında aslında bu özelliği gelişebiliyormuş. Bence bu çok umut verici bir şey. Çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. Evet. O zaman istemek, yani farkına varıp kabul edip sonra da istemek önemli. Hı-hı. Bunun için aslında demek çaba da gösterince. Hı-hı. İstemek ve inanç öyle zannediyorum ki. Ve pratik. Pratik çok önemli bir kısmı. Evet, doğru. Onu hayata geçirmek lazım. Evet. Çünkü sadece düşününce de ya da hissedince de olmuyor. Kesinlikle. Biraz şey var yani. Uygulamak lazım. Yeter ki iste olur aslında biraz şey, içi boş bir cümle. Eylemle desteklenmediği sürece, işte hocamız da dediği gibi egzersizle desteklenmediği sürece bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü biz bir dönem şey denildi, sen yeter ki iste bir gün olur. Olmuyor. Yani öyle olmuyor. Yani, çünkü bir şey yapmanız gerekiyor. Evet, yani eylemler, söylemler eylemlerle desteklendiğinde, davranışsal yöntemlerle, pratiklerle, egzersizlerle desteklendiğinde ve o süreye sabredildiğinde bir de doğru bir yol takip edildiğinde oradan sonuç alınma ihtimali daha yüksek. Kadınlar ve erkekler farklı mı baş ediyorlar bu meseleyle? Mesela bir kadın aldattığında eşini suçlayabiliyor. Bir erkek aldattığında kendini suçlayabiliyor. Yani Türkiye'deki aldatma modellerine baktığınızda her durumda aslında erkek suçlanıyor. Erkek aldattığında dedik yani eşiyle çok ilişkisi olmayabiliyor aldatmanın. Yani evliliğinde çok sorun olmadan da aldatabiliyor. Erkeğin kendisi zaten burada bunu seçmiş ve bu davranışı, bu süreci tercih etmiş biri olarak görüyor. Kadın aldattığında da yine evliliği suçluyor. Çünkü kadın genellikle aldattığında bir duygu bağı arıyor. Çok bir patolojik bir durum yoksa kendisi aldatırsam ben zaten birini severim, aşık olurum, çok anlam yüklerim diye düşündüğü için aldatıldığında da eşinin de böyle aldattığını zannediyor. Diyor ki sen diyor onu şimdi çok sevdin, aşık oldun, onu hayatının merkezine koydun, ona çok büyük anlam yükledin. Aslında erkek her zaman öyle aldatmıyor. Sadece içgüdüsel bir tatmin içinde aldatabiliyor. Kadın daha farklı yorumluyor. Erkek biraz daha farklı yorumluyor bu anlamda.